Aklı denizde çalkaladı bizi. Sonunda Lotus yiyenlerin toprağına vardık 10. günü. Bir bu çiçeği yer buranın halkı. Orada karaya çıktık ve biz gittik su almaya. Arkadaşlar da çabucak hazır etti akşam yemeğini. Oturup doyurduk karnımızı tez giden gemilerin dibinde. Yiyip içtikten sonra doyasıya yolladım arkadaşları. Dedim gidin bakın. Ekmek yiyen insanların toprağına ayak basmışız. Hangi insandır bunlar? Seçtim iki kişi. Kattım yanlarına bir de haberci. Gittiler o saat buluştular Lotus yiyen adamlarla. Bizim dostlara hiçbir kötülük düşünmedi oranın halkı. Lotus bile verdiler onları yesinler diye. Bizimkilerden kim yediyse lotusunu kendinden geçti. Dönmek istemedi bir daha gemiye. Orada kalıp lotus yemekten başka bir şey düşünmediler. Akıllarını çelmişti bu meyve. Unutturmuştu Sıla'yı. Ama bakmadım gözlerinin yaşına, sürükledim gemiye onları. Teknede kürekçi sıraları altına çektim, vurdum zincire. Sonra buyurdum öbür sevgili yoldaşlarıma. Haydi dedim, binin tez giden gemileri çabuk. Korktum, bir lotus yer, salıyı unutuverir diye. Onlar da hemen bindiler ve oturdular sıralara. Küreklere sarılıp köpürttüler kırçıl denizi. Açıldık yeniden. Gene yüreğimiz acı dolu. Vardık törebilmez azgın tepe gözlerin iline. Onlar yalnız ölümsüz tanrılara güvenirler. Ne ekin ekerler elleriyle ne de çift sürerler. Toprak ekilmeden, işlenmeden verir onlara her şeyi. Arpayı da, buğdayı da, asmayı da verir. Şarap sunan iri salkımları Zeus'un yağmurları şişirir. Yoktur onların dernekleri, yasaları. Otururlar yüksek dağ tepelerinde, oyuk mağaralarda. Herkes kendi evini yönetir. Kendi karısını, çocuğunu. Umurlarında değildir hiç kimse. Başkalarını aldırmazlar. Limanın karşısında Küçük Ada diye bir adacık var. Tepegözlerin toprağına ne yakın ne uzak. Her yer alabildiğine ağaç, orman, sayısız yaban keçileri ürer orada. İnsan ayağı hiç basmaz adaca, ürkütülmez keçiler. Avcılar buraya avlanmak için uğramazlar. Katlanmazlar hiçbir derde dağ tepe dolaşıp. Ne otlak vardır oracıkta ne de tarla. Ekinsiz ve hasatsızdır bu toprak. Görmez insan yüzü. Bu toprak sadece her gün meleyen keçileri besler. Yoktur bu tepe gözlerin aşı boyalı gemileri. Sağlam güverteli tekneler yapacak marangozları yok. Yapsalardı, giderlerdi gemilerle insanların kentlerine, alışveriş yaparlardı deniz yoluyla öbür insanlar gibi. Getirip götürürlerdi bir sürü mal. Onarırlardı adalarını güzel güzel yapılarla. Kötü bir toprak değil çünkü bu toprak. Bol bol verir mevsimine göre her şeyi. Kırçıl denizin kıyısında çayırlar var. Sulak ve yumuşak. Hiç bozulmaz bağlar yetişebilir burada. Ne de kolay işlenir bu toprak, ne kolay. Ekinler yeşil yeşil uzanır, boyatar. Dolgun hasat alınır her yaz bu semiz topraktan.
Limanlık öyle koylar var ki görmeye değer. Gemileri bağlamaya ne halat ister, ne demir, ne palamar. Çek limanı gemiye, bırak istediğin kadar, uygun rüzgar çıkıncaya dek bırak orada. Bu limanın dibinde bir su akar pırıl pırıl. Bir kaynak fışkırır kayanın altından. Sarmıştır kaynağı, kavak ağaçları, çepeçevre. İşte girdik bu limana. Bir tanrı yol gösterdi bize. Göz gözü görmüyordu kapkara gecede. Kalın bir sis sarmıştı gemilerimizi. Gökte ay yoktu. Kapalıydı bulutlarla. Görmedik bu yüzden adayı gözlerimizde hiçbirimiz. Karaya doğru yuvarlanan koca dalgaları görmedik. Sağlam güverteli gemilerimiz yanaşana kadar kıyıya. Gemiler yanaşınca topladık tekmil yelkenleri. Sonra çıktık hepimiz karaya. Orada uzandık. Uykuya dalıp bekledik tanrısal şafağı. Erken doğan gül parmaklı şafak görününce adayı bir dolaşalım dedik. Ve şaşırdık kaldık. Nimfeler, kalkanlı Zeus'un kızları. Kaldırıyorlar baktık dağ keçilerini. Bu bizim yoldaşlara ne güzel bir şölendi. O saat koştuk, aldık gemilerimizden kıvrık yaylarımızla uzun saplı kargılarımızı. Üç sıra olduk ve kargıları fırlattık. Tanrı gönlümüze göre verdi bize bir av. Çok bol, çok bereketli. Düştü 12 gemiye 9'ar keçi. Benim gemiye de düştü tam 10 tane. Bütün gün şölen yaptık. Gün batıncaya dek. Et yedik doyasıya, içtik tatlı şarap. Kızıl şaraptan epeyce vardı gemilerde. Doldurmuştuk çift kulplu sağraklarımızı ağzına kadar. Aldığımız zamanki konların kutsal kentini. Yükselen dumanlarını görüyorduk. Tepe gözlerin na şuracıkta neredeyse seslerini duyacaktık onların. Keçilerinin melemelerini duyacaktık neredeyse. Derken gün battı. Dört bir yanımızı karanlık sardı. Kıyıya uzanıp daldık biz de uykuya. Arkadaşlar, bu bölümün kayıt tarihi 20 Kasım 2021 Cuma. Amerika ve Pasifik'te ay tutulmasının gerçekleştiği zaman ve Yunanistan'ın İtaka Adası'nın üzerinde 5. boyutun üstündeyiz. Ayı görüyoruz. Odysseus'un krallığındayız. Erken doğan gül parmaklı şafak görününce çağırdım toplantıya herkesi, söz aldım, dedim ki: burada kalın siz can yoldaşlarım. Ben kendi gemim ve tayfalarımla gideyim, bakayım kim bu tepegözler, ne biçim adamlar, yabani, kaba, doğruluk bilmez adamlar mı? Konuksever, Tanrı'ya saygı gösteren insanlar mı yoksa? Böyle dedim, bindim gemiye. Haydi dedim yoldaşlara. Siz de binin haydi. Çözün palamarı. Yerlerine oturup iskarmozların başına geçti hepsi. Ve kürekleriyle köpük köpük dövdüler denizi. Varacağımız yer çok yakındı. Vardık az sonra.
Bir burun dikildi önümüze, baktık dibinde bir mağara. Denize açılan yüksek bir mağaraydı bu. Defne ağaçları sarmıştı. Şamlarla